Bizim mahallede bir apartman var. Apartmanda Fatma Hanım teyze var. Yaşlı kadın anten takıyor. Ben dedim ki siz, müsaadenin ben takayım dedim anteni. Yedinci kat. Böyle uzandım pencereden. Muazevenevenmem. Bir türlü söyleyemiyorum ben de bunu söylüyorum. Muazevenemeneme. Hani ne diyor? Denge. Denge. Dengem evet. Bir bozuluyor. Ben yedinci kattan aşağı git ya. Düşüyorsunuz. Resmen düşüyorum. Hiç başka bir şekli yok bunun. Dördüncü kattan geçiyorum. Adam yağlı boya yapıyor. Pencereleri boyuyor. Böyle yaptı. Beyefendi bir şey mi var dedi. Daha bir şey yok. Dördüncü kattayız. Ama yani çok şükür çok sağlıklı görünüyorsunuz. Hayır. Ne sağlıklı? Asfaltta hem de kafa üstü. Long. Olamaz. Asfalt çatladı. Yok bir şey yok. Bir şey olmamış. Bende bir şey yok. Asfalt çatladı. Niye asfalt bozuldu? Asfaltın müteahhiti de orada bana demez mi? Dikkat etsene evladım asfaltı çatlattın. Dedim vicdansız ziftini fazla koş çatlamasın. Kalabalık tabii meraklı toplanmış etrafıma. Ben üstüm başımı sirkeliyorum. Bir teyze geldi demez mi bana? Evladım burada bir şey mi dağıtılıyor? Dedim ne bileyim teyze ben daha yeni geldim. Sizin bu sanatçılığınızın dışında böyle başka uğraşlarınız da var demek. Yani aklınıza ne iş gelirse mesela şöyle söyleyeyim size. Eczanede çalıştım, doktorun yanında çalıştım. Hamamda kursa gittim, tellaklı kursuna. Babam gönderdi, bu çocukta kabiliyet var, tellak olsun diye. Sonra işte ağlamacılık yaptım. Cenaze ağlamacılığı. Cenaze ağlamacılığı nasıl bir şey acaba? Cenaze ağlamacılığı, şimdi bu esasen çok karlı. İşte ben mecbur kaldım bıraktım onu. Şimdi ben şöyle, sınıf sınıf oluyor, komisyoncular varmış. Komisyoncular tutuyorlar sizi, anlaşılıyor. Birinci sınıf, ikinci, ben ekstra lükse gidiyordum ben. Pardon, ne kadar alıyorsunuz acaba? Ekstra lüksten 750 bin lira alıyordum. Bir ağlama için 750 bin lira. Fazla mı acaba? Ben bilemiyorum bence. Rica ederim hanımefendi. Cansu kardeş. Bunun giyim masrafı var. Hastane parası var. Kalsa kalsa adam beni 200 lira falan kalır. Ağlamak 200 bin lira için falan. Peki bunları... Tabi inandırmam lazım. Geldiğim zaman cenazeye böyle. Ölecek adam mıydı? Cart. Cart. Kafamı duvarlara basavaldı. Ölecek miydi? Ben öyle ağlıyordum ki. Cenaze sahipleri beni teselli ediyordu. Sen ne diyorsun? Peki sonra ne oldu? Madem bu kadar kârlıydı, niye bıraktın? Kârlıydı da işte bırakmak mecburiyetinde kaldım. Şimdi hiç unutmam o günü. Kalabalık, biraz da geç gidiyorum ikna edeyim diye. Geç geldim. Ölecek adam. Daha dün gördüm, aslan gibi adam. Olmaz böyle şey. 1.80 boyunda, pala bıyıklı. Dün gördüm, evvelsi gün hatta ormanda beraberdik. Sarıldık birbirimize bir saat kadar. Orada konuştuk falan derken gözüme bir yumruk. Cenaze sahibi böyle yaptı. Ulan orada yatan Mefta anam, anam dedi. Neşet abi bir şey diyeceğim. Siz biraz yoruldunuz gibime geliyor. Yorulduk, ben yoruldum. Evet. Müzik. Bir dakika kim aradı? Ben size yorulmadığımı ispat edeyim. Yorulmadığımı ispat edeyim. Bir dakika gelir misiniz?